Arkadaşlar selamünaleyküm. Türkiye savunma sanayinde düne kadar hayal bile edemeyeceğimiz bir noktaya geldi. Daha bundan 15 sene önce bu konuda dışa bağımlıydık. Bir yandan ihtiyacımız vardı, bir yandan da temin etmekte zorlanıyorduk. Alabildiğimiz insansız hava araçlarını da İsrail'den almıştık. Teröre karşı etkin şekilde kullanmayalım diye ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Zaten ekstra bir şey yapmalarına bile gerek yoktu aslında. Bu tarz kritik sistemleri yurt dışından alıyorsanız zaten etkin şekilde kullanmayı beklemeyeceksiniz. Aldığınız ülke kime karşı kullanmanızı istemezse ona karşı kullanamazsınız mesela. Her yeni mühimmat ihtiyacınız doğduğunda da sıfırdan bir tedirginlik yaşarsınız. Çünkü vermiyorum dese yapacak çok bir şeyiniz yoktur. O yüzden böyle kritik sistemleri tedarik ettiğiniz ülkelerle iyi geçinmek zorunda da kalıyorsunuz. Bunlar gibi sebeplerden dolayı Türkiye'nin insansız hava aracı alanında iyi noktalara gelmesi önemliydi. Ve 15 yıl önce hayal bile edemeyeceğimiz bir noktadayız şu an. O yüzden bu konuda iyi haberler almaya oldukça alıştık. Son olarak da TUSAŞ üretimi Anka insansız hava aracımızdan göğsümüzü kabartan bir haber geldi. Anka Malezya'da yapılan ihalede Çin ve ABD'li rakiplerini geride bırakarak kazanan oldu. O yüzden bugün bu gelişmeyi konuşuyoruz. Hem Anka'yı konuşalım hem de ihalede alt ettiği Amerikalı ve Çinli rakiplerini tanıyalım. Çünkü burada çok önemli bir soru ortaya çıkıyor. Anka nasıl oldu da dünyanın en iyi insansız hava araçlarından birinin önüne geçti? Başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapalım. Videolarımızı izleyenlerin büyük çoğunluğu abone olmayan kullanıcılardan oluşuyor. Sesimizin daha büyük kitlelere ulaşması için bize verebileceğiniz en büyük destekse abone olmak ve videoları beğenmek. O yüzden kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi konumuza devam edelim. Malezya Hava Kuvvetleri bir süredir Male sınıfı bir insansız hava aracı tedarik etmek istiyordu. TUSAŞ elbette bu ihaleyle ilgilendi. Çünkü zaten bir süredir insansız hava aracı üreticilerimiz Asya'ya açılıyor. Bu kapsamda TUSAŞ Malezya'da ciddi bir pazarlama faaliyeti yürüttü. Ve sonuçta ihale yapıldı. İhalede 3 insansız hava aracı yarıştı. Türkiye'den TUSAŞ üretimi Anka, ABD'den MQ-9B Sea Guardian ve Çin'den Winglong 2. Üçü de elbette iddialı sistemler ama bu tarz ihalelerde MQ-9'la yarışmak insanı biraz düşündürmüyor değil. Tabii ihalelerde birçok parametre devreye giriyor ve bu ihalede de farklı açılardan yapılan değerlendirme sonucu Ankara rakiplerini geride bıraktı ve ihaleyi kazandı. Daha önce Kazakistan ve Endonezya tercihini Ankara'dan yana kullanmıştı. Yani Malezya bu insansız hava aracını satın alan üçüncü Asya ülkesi oldu. Muhtemelen sözleşme önümüzdeki ay imzalanacak. TUSAŞ şu ana kadar Anka için Tunus, Kazakistan, Endonezya, Cezayir ve Çat'tan toplamda 30 adet Anka siparişi aldı. Ayrıca Malezya'nın Aksungur tedarik etme ihtimali de konuşuluyor. Yani özetle TUSAŞ Asya'da bir ülkeye daha açılarak bir başarı hikayesi daha yazmış oldu. Peki bu ihalede yarışan 3 insansız hava aracının özellikleri nelerdi? Bize ait olanı en sona bırakıyorum. Çin'in Wing Long ihasıyla başlayalım. Wing Long, Chengdu Uçak Tasarım Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirildi. Orta irtifa, uzun menzil sınıfında bir araç. Genel olarak hava yer mühimmatlarıyla donatılmış durumda. Gövde yapısı radar kesitini en aza indirecek şekilde tasarlanmış. Ama tabi radar görünmezliği var diyemeyiz. Bu insansız hava aracının toplamda 6 çeşit modeli var. Ama en çok kullanılanları Winglong 1 ve 2 modelleri. Zaten ihalede sunulan model de Winglong 2. Bu aslında yabancı olduğumuz bir insansız hava aracı değil. Hatta daha önce bundan düşürmüştük de. Bu platformun Çin dışındaki kullanıcıları Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan, Endonezya, Cezayir ve Kazakistan. Biliyorsunuz Libya'da birçok ülkeyle mücadele ettik yıllarca. Bunların başına da Birleşik Arap Emirlikleri çekiyordu. Karşımızdaki Hafter güçlerini onlar destekliyorlardı. Ve Hafter'e verdikleri en büyük destek de Çin yapımı Wing Long 2 insansız hava araçlarını hibe etmek oldu. Ama bu hamleleriyle birlikte bu platformların karizmasını biraz çizdirdiler. Çünkü en büyük hatayı bizim olduğumuz bir bölgeye bunları sürmekle yaptılar. Libya'da desteklediğimiz hükümetin güçleri onlarca Wing Dong düşürdü. Özellikle bir tanesi haberlere konu olmuştu. Çünkü yapılan haberlere göre 2020 yılında birini biz Aselsan'ın ürettiği lazer silahıyla vurduk. Bu gelişme dünyada çok ses getirdi. Çünkü dünya savaş tarihinde ilk defa bir lazer silahı büyük bir hava platformunu vurmayı başardı. Tabi bize ciddi prestij kazandıran bu hareket karşı taraf için rezillikti. Haliyle bu konuyu kapatmaya çalıştılar. Hatta düşürdüğümüz insansız hava aracını Birleşik Arap Emirlikleri medyası Türk İHA'sı düşürüldü diye bile servis etti. Onun Türkiye'ye ait olmadığı ve Birleşik Birleşik Arap hibe ettiği insansız hava aracı olduğu elbette ortaya çıktı ve rezil oldular. Tabi bu olay tek başına Wing Long platformunun etkisiz olduğunu göstermiyor. Çünkü sonuçta kullanıcı da sıkıntılıydı. Mesela 2020'de Hafter güçlerinin bir hafta içinde kendilerine ait iki tane Wing Long'u Türk İHA'sı zannedip düşürdüğünü de biliyoruz. Yani Wing Long bu olaya bakarak yorumlanamaz. Ama bunun dışında da Ankara'ya göre her açıdan zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Wing Long ilk defa 2016 yılında sergilendi ve 2017'de ilk uçuşunu yaptı. 15 milyon dolar fiyatıyla aslında mantıklı bir seçenek olarak görülebilir. Maksimum 370 kilometre hız yapıyor ve 32.500 feet irtifada görev yapabiliyor. 1000 kilogram faydalı yük kapasitesi var. Maksimum havada kalış süresi ise 32 saat. Bu özellikleriyle dediğim gibi ilk bakışta Anka'ya ciddi bir rakip gibi görünse de bu ihalede bize karşı şansı olmadığını zaten biliyorduk. Bizi esas düşündüren ABD üretimi MQ-9B Sea Guardian oldu. Çünkü o gerçekten bu alanda ekol olmuş bir sistem. MQ-9B uzun havada kalıştı orta irtifa bir İHA sistemi. Her açıdan öncü bir sistem diyebiliriz. Mesela dünyada tam anlamıyla deniz karakol amacıyla özel üretilen ilk insansız hava aracı. Ve dünyada boy entegre edilen ilk İHA sistemi. 2017'de uydu kontrolüyle ABD'den yaklaşık 24 saatte İngiltere'ye uçmuşluğu var. Ayrıca aynı yıl yüksüz şekilde 48 saat havada kalarak en uzun uçuşlarından birini de yaptı. İnsansız hava aracı sistemlerinin deniz karakol görevlerinde kullanılmasının ciddi avantajları var. Mesela mq 9 ve insanlı deniz karakol uçaklarının sadece yüzde kadar yakıt harcıyor. İnsanlı uçaklar 10 saat havada kalırken bu platform 40 saate kadar havada kalabiliyor. İnsanlı bir uçağın yaklaşık saatlik işletme maliyeti 35 bin dolar. Bu platformunsa 5 bin dolar civarı. Yani denizde iddiası olan ve kıyısı bulunan her ülke bu platforma sahip olmak ister. Şu an bunu ABD donanması aktif olarak kullanıyor. Avustralya, Tayvan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Belçika'da da envanterde. Hindistan'da 30 adet sipariş verecekti ama maliyeti çok yüksek olduğu için iptal edildi. Çünkü maliyeti tam 150 milyon dolara yaklaşıyor. Yani şu an bir F-35 savaş uçağından daha pahalı bu sistem. Belki bu alanda dünyanın en iyisi. 40 bin fit maksimum irtifada görev yapabiliyor. 2 tondan fazla faydalı yük kapasitesi var. Uçuş ömrü tam 40 bin saat. Bunlar elbette ciddi özellikler. Ama dediğim gibi şu an adet maliyeti F-35'in bile üzerinde. O yüzden bu sistem Anka'nın ihaledeki esas rakibi olsa da fiyatıyla Anka'nın gerisinde kalıyor. Son olarak da kısaca bizim Anka'ya değinelim. Anka projesi 2004 yılında başlatıldı. 2010 yılında hangardan çıktı ve ilk uçuşunu yaptı. Yani çok tecrübeli bir sistem. Bundan 4 yıl önce Anka'yı çok özel kılan bir gelişme daha yaşandı. Anka-S ile milli uydu üzerinden MAM-L atışı yapıldı. Bunu yapabilen dünyada 3 ülke vardı ve biz 4. olmuş olduk. Anka 350 kilogramın üstünde faydalı yük kapasitesine sahip. 30 bin fit servis irtifası var. Harekat yarı çapı 200 kilometre. Özellikle MAM akıllı mühimmatlarla etkili bir sistem. Fiyatının da 25-30 milyon dolar civarı olduğu biliniyor. Yani çok ciddi fiyat avantajına sahip. Bu yüzden de ekstra tercih sebebi. Yani kısaca özetlersek Anka Çin ve ABD'yi farklı sebeplerle geride bıraktı. Ortada 3 insansız hava aracı var. Bizimki fiyat olarak da özellikler açısından da tam ortadaydı. Özellikleri daha iyi olduğu için Çin'in insansız hava aracını geride bıraktı. Fiyatı daha makul olduğu için de ABD'ninkini. Yani bu ihalenin fiyat performans ürünü Anka S'ydi. O yüzden tercih edildi. Türk ordusu için destan yazan Anka artık Malezya için uçacak. İnşallah oradan da güzel haberlerini almaya devam edeceğiz. Bunu rahatça söylüyorum. Çünkü Anka bu güveni fazlasıyla veriyor. Allah'a emanet olun.